Onlara yalnızca Allah'a kulluk edin diye önlerinden ve arkalarından elçiler gelince dediler ki, eğer dileseydi Rabbimiz melekler indirirdi. Bundan dolayı biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edicileriz. Hah, bak Mehdi inkarda da aynı yöntemi kullanıyor. Evet, müşriklerin kullandığı yöntemin aynısını kullanmış olur o zaman çünkü cübbeli. Evet hocam. Yani bak bu kadar çok fazla delile rağmen evet. O kafada ısrar ediyorsa bir gariplik olur. Evet, inşallah. Çok yanlış olur. Bak Kur'an'dan delil veriyor. Evet hocam. Müşrikler bunu söylüyor ve Allah bunu telin ediyor. Çirkin olduğunu söylüyor. Aklın ihtiyarını kaldıran bir şeydir bu. Ve asla olmaz bu. Böyle bir şey olmamıştır. Hiçbir peygamber olmamıştır. Evet, evet hocam inşallah. İnşallah. Hiçbir veli de olmamıştır. Ayrıca Cübbeli çok fazla meleğin de gökyüzünü dolduracağını, yani milyonlarca meleğin gökyüzünü dolduracağını, hepsinin Mehdi'yi işaret edeceğini söylüyor ve her yabancı dilde, Fransızca, Almanca, Sırpça, Hırvatça, herkese kendi dilinde meleklerin falanca kişi Mehdi'dir diye gökyüzünden eliyle işaret edeceğini söylüyor. Evet hocam. Kur'an'da ne diyor Cenab-ı Allah? Bunu müşriklerin söylediğini söylüyor Allah. Bu iddiayı. Evet. Melekler olacaktır fakat görünmez. Melekler her yerde var. Mesela şu anda da burada da var melek inşallah. Ama görünmüyorlar. O zaman aklın ihtiyarı kalkar. Evet, inşallah. Mesela şeytanları da göremiyoruz. Cinleri de göremiyoruz. Evet. Değil mi? Allah imtihan ortamı olarak onları bize göstermiyor. İnşallah. Kur'an'da da bu ifade çok açıktır. Evet hocam. Buna rağmen bu kafada ısrar ederse yanlış yapmış İnşallah. Olur. Hatalar etmiş olur.